Sörlü Acıverkli takımda da e, teknik adam değişikliği süreci yaşanıyor. E, takımın başında Zeki Murat Gölü olacak Adana Demirspor karşısında. Ama adı Fenerbahçe ile anılan teknik adamlardan Slaven Biliç'in Beijing Kuan'dan ayrılmış olduğunu belirtelim. Bu haberi evet. gün içerisinde zaten sizlerle paylaşmıştık. E, adı sürekli olarak Beşiktaş ayrılığı sonrasında Türk takımlarıyla geçen bir hoca Slaven Biliç. Doğru bir ikili, doğru bir ilişki olur mu Biliç ve Fenerbahçe? Çok enteresan. Ee, yani görüşlerimiz de evriliyor. Dün başka düşünüyordum, bugün başka düşünüyordum diye bir şey yok yani. Görüşlerimiz evet. de evriliyor. Fenerbahçe'de bugüne kadar gelinirken pek çok yanlış karar alındı. Bunun kadar dikkat çeken başka bir şey, Başkan Ali Koç e, ve Fenerbahçe yönetiminin yanlış kararlar kadar geç karar almaları da çok dikkat çekti. Hatta bazen karar alamama şeklinde tezahür etti olay. Yani... Şu anda yaşanan süreç ya Löv ismiyle zaman kazanılıyor ya da gerçekten çok zor bir transfer olan Löw'ü Fenerbahçe'ye kazandırma işi hakikaten de o beyin ameliyatı gibi bir şey. Uzadıkça uzar uzayan kolay bir şey değil. Evet. Yılda 5 milyon euro, 8 yardımcı falan böyle şeyler konuşuluyor. Yani ya da gerçekten süreç Löw'le samimi bir şekilde devam ettiği için haliyle yavaş ilerliyor. Kolay bir transfer değil çünkü. Ama diğer olasılığı da hep düşünmek lazım. Hatırlayın bu sezonun başında hepimize, tüm habercilere, tüm Fenerbahçe camiasına tokat gibi gelen bir isim oldu yani. Vitor Pereira. Ben onu ilk duyduğum andaki yüz şeklimi tasvir ettiğimde caps falan yapıldım yani. Şöyle duyduğumda yaptım. Nasıl? Hangi? Pe Vitor Pereira. Aa falan dedim yani. Sonra yavaş yavaş kendimizi alıştırdık değil mi? Ben İlk öyle demedim. An. Ben, ben Yılmaz savunucusuydum, öz eleştiri yaptım. Sonra çok inatçı, Affettik mahvetti seve. dedim Hı. takımı. Sonra desteğimi çektim. Yani sen de olsa. Vitor Pereira'yı savundun diyebilir miyiz? Tabii savundum. Başlarda çok iyi oldu dedim. Hatta şunu söyledim. Fenerbahçe Vitor Pereira'yı göndermeseydi o 7 yıllık süreçte araya 2-3 şampiyonluk sığdırırdı diye de bir öngörüde bulundum saçmaladığımı fark ettim. Ben özrüleştiri yaparım. Yama <laughs> gerçekten niye çünkü Çine gitti şampiyonluk evet. yaşadı. Hani Portekiz'de yardımcı ol, olsa yaşadı. Yunanistan'da yaşadı. Hani Türk deneyim kazandı dedik. Bir de çok iyi bir kadro olunca %100 dedik şampiyon yapar Fenerbahçe yi. ama olmuyor demek ki. Evet. <laughs> yani şu an Goan taraftarına sor bence Biliç'i. Ya Biliç 8 derbi kaybetti Beşiktaş'ta. Evet. Ama şu özelliğinde dikkate alalım. Mesela şöyle olsa, aa hemen gitsin Bilic alın, alı alsın Fenerbahçe derim. E çünkü en güçlü olasılık Bilic. Benim beni bağlayan bir laf bu. Bak kendimi bağlayacak şekilde. <laughs> Benim istihbarat kaynaklarıma göre Fenerbahçe Bilic'e çok yakın. Lövü çok istiyorlar ama hayal hayaller löv, gerçekler İsmail Kartal ya da Bilic. Böyle... Doğru mu peki Bilic ismi? Sence. Efendim. Biriç i̇şte oraya geleceğim. Eğer şu olsaydı teklif biz bu sene şampiyon olamayız. Konferans Ligi UEFA onu bu sene organize etti. Orada da hasbel kadar gruptan çıktık. Elenemiyorsun çünkü yani bir şekilde artık Avrupa aranasından elenmek diye bir şey yok yani. 6 maç kaybedip yoluna devam edebiliyorsun falan. Hani öyle bir noktada Avrupa macerası artık. Değil mi? Oradan Şampiyonlar Ligi'nden elenme oraya indin oradan oraya iniyorsun falan filan. En sonunda hala Mart'ı Mart gördü Fenerbahçe mesela. Evet. Çok ilginç. Yani orada bir konferans ligi havucu var. O çok güzel bir havuç bence. Ne güzel ya. Uluslararası maceran devam ediyor. Değil mi? Yani Harika bir şey. Nefis. Nefis bir. Yani gelecek olan teknik adamı düşünüyor. o Avrupa maçı da var. Tam lig gitmiş. Ama kupa devam ediyor. Gayet iyi baba gibi. Hedef var iki tane. Ya da geliyor diyor ki Avrupa bizim için zaten önemli değil. Abi gelişine gitsin o zaman. O gün kovsunlar. Nasıl olsa evet. o iş olmayacak. Fenerbahçe'yi öyle bir kulüp zanneden bir adamla olmayacağı anlaşılmıştır evet. artık. Yani iki tane güzel hedefi olan bir takım Fenerbahçe'de. Şu anda ben tabii ki lövü keser anlamında demiyorum bu hedefler. Ama hedefsiz bir takıma gelmek çok zor bir şey. Şöyleyse eğer hemen biliç alsınlar. Bizim rehabilitasyona ihtiyacı olan oyuncularımız var. Hem fiziksel yani sportif yani anlamda hem zihinsel anlamda. Biri çünkü entelektüel kapasitesi olan aynı tür müzik dinlediğim Hayata belki futbol dışında aynı pencereden baktığım, rahatlıkla arkadaşlık falan kurabileceğim hoş bir adam ben. Ben seviyorum insan olarak. Yanlış anlaşılıyor. Mesela ben Luchescu'yu sevmiyorum. Yani, Oysa ki o çok başarılı bir teknik direktör bak. Çok başarılı bir teknik direktör. Ama sevmek zorunda değilim. Sevmiyorum, inanmıyorum da. Ama bilici seviyorum. Fakat iyi bir teknik direktör mü çok emin olamıyorum. Hayır, bugüne kadar çünkü nasıl anlarız bunu hocam? Ne yaptığına bakarız değil mi? Evet. Senin bildiğin bir başarısı var mı? Hırvatistan'da İngiltere'yi elemişti. Müthiş başarı ya. <laughs> ya. Çok büyük başarı bence bu. Sağ <laughs> ben ben çok heyecanlı. Gerçekten güzel, büyük başarı. Güzel gitar çalıyor. Sağ Şimdi kenarında ben. Yılmaz yani, Hocam gibi. Muhabbetçi. Çok gerçekten yani oyuna kendini kaptıran. Ama Kötü hoca değil. Mesela geldiğinde ya. eminim ki Mesut Özil'e, evet. İrfan Can Kahveci'ye en baştakisini sayıyorum. Gustavos'una, Sosos'una onlara çok büyük katkı sağlayacak ve gerçekten iyileştirecek. Nasıl iyileştirecek bilmiyorum. Şampiyon olacağını sanmıyorum. Fenerbahçe'nin öyle bir şansı yok bence. Ee, ama sezon sonuna kadar Bilic'le ya hocam sen de Çinler ayrıldın gel burada bir sezon sonunu beraber görelim. Senin gibi bir bakış açısına, senin gibi bir hayat duruşuna ihtiyacımız var diyorsa Fenerbahçe alsın. Ama iki buçuk yıllık sözleşme bana çok riskli geliyor. Löv kalplerdeki kaymak. Neden? Çünkü Mesut Özil'in var abi senin. Değil mi? Evet. Senin, senin Mesut Özil'in varsa yani senin Mesut Özil'in varsa senin için en ideal teknik direktör tabii ki Joachim Löw'dür. Çünkü birlikte yükselttiler Alman futbolunu. Alman futbolundaki gelmiş geçmiş en kreatif isimdir Mesut Özil. Ve Löw'le birlikte parlamıştır. Aralarında da bir hukuk vardır. Ve kimse kusura bakmasın Tabii ki futbol takım oyunu hocam. Tabii ki birlikte hücum, birlikte savunma dar takım ama hocam kimse kusura bakmasın da Mesut Özil de topçunun dibidir ya. Mesut Özil'i olan bir takım olmak bence müthiş bir şey. Bütün planlamamı Mesut Özil'e göre yaparım yani. Ya diyeceksiniz ki nasıl böyle konuşuyorsun? Abi Barcelona'da Messi'ye göre yaptı ya. Zamanında Real Madrid'de Cristiano Ronaldo. Bunlar önemli şeyler. Futbol böyle bir oyun ya. Yani kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe'nin kılavuzu Mesut Özil'dir. Ben olsam Mesut Özil'e sorarım. Baba sen kimi istiyorsun? Le, pahalı alamıyoruz. O zaman bak şöyle hani onunla karar veririm. Çünkü Mesut Özil belli ki Fenerbahçe'nin, yani futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyor. Yoksa zaten bu yaşta, bu performansla Fenerbahçe'ye gelmesi imkansızdı. Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelmek istediği için geldi. Bunun dışında da alınamazdı zaten. Mesut Özil şu anda Amerika'da, Yılda 15 milyon dolara falan oynardı. Yanlış mı? <laughs> Olabilir. Kerem çok radikaldir düşünceleri. Hani çok yani Ben Messi ile Ronaldo ile onların dünya futbolundaki yeriyle çok bağdaştıramıyorum. Yani Mesut. O bizim hayal ettiğimiz Mesut mu şu anda geldiğinden bence beri? Değil. Bence yani değil. Bence muhteşem oynuyor. 5 maç üst üste 90 dakika oynatamazsın. Oynatmadılar ki. Yani şöyle sorayım. Sakat şöyle olamazsın. sorayım. Yani herkesin affına sığınarak. İki tane seçeneğin var. Mesut Özil, Bakasetas hangisini alırsın? İki tane seçeneğin var. Çok zor soru olduğunu kabul ediyorum. Bence, Mesut Özil'im bence, olsa, bence, Mesut bence, Özil'im bence, olsa, bence, olsa Bakasetas alırım. Soru. Ama abi sen bence Mesut Özil konusunu çok yani çok konsantre değilsin bence şu an söylediğin cümle. Ben sadece soru sordum. Yanıt vermedim. Ya bu arada bak ben Bakasetaslı, Hamşikli şöyle oynayan Cornelis'i Trabzon'da benim hayran olduğum futbolcu da Vakayeme. Yani öyle düşün beni sen. Herkesin hayran olduğunu. Evet. Benim hayranlık duyduğum Vakayeme. Dün ha, bile yani çok kötü kulüp bir maçta başkanı başkanı izlenilir kaldı. Anlamıyorum ya. böyle galericiyim, kulüp başkanı oldum hocam. Evet. Kimi alırsın diye sordular. Vakayeme mi, e, Hamşik mi? E yani benim kaderimi belirleyeceği için alacağım, yapacağım tercih. Hı. Ya bak kimse kusura bakmasın hamşik tercih ederim. Ama ben futbol seyircisiyim, ben bir futbol severim. Benim hayranlık duyduğum Vakayeme. Benim hayranlık duyduğum Mesut Özil. Benim hayranlık duyduğum Hacı. Kimse kusura bakmasın. Alex. Kusura bakmayın yani. ürünü de ben tüketiyorum. Futbol severim Tabii ben. Ki. Benim için oynuyorsunuz, oynatıyorsunuz hocam yanlış mı? Yani kusura bakmayın bugün futbolun reytingi diye bir şey varsa değil mi? Onu izleyen milyonlarca, milyarlarca insan varsa bu gezegenin en sevilen oyunuysa ve o yüzden bu paraları kazanıyorsak futbolcular, teknik adamlar, biz profesyoneller, hakemler bütün bunun sebebi milyonlarca insanın televizyonda izlemesidir. Tabii ki. Kusura bakmayın ben Mesut Özil izlemek <laughs> istiyorum. Crespo değil.